Ergün Diler, o paran niçin? Tekrar ederek, hatırlatarak başlayalım. 2016'daki Amerika başkanlık seçimlerine Rusya müdahale etti iddiası tam olarak anlaşılmayan bir parantez. Dün burada yazdıklarım medyada bulabileceğiniz detaylar değildi. Kaç zamandır Rusya kartını anlatmaya çabalıyorum. Sonuçta bu sadece Washington'la Moskova arasındaki bir gerilim değil. Bizi de içine alan ve basınç görmemize neden olan bir mücadele. Dün de bugün de Biden'lı dönem başladıktan sonra da her olayın altından bir Rus vurgusu çıkacak. Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirmeyi düşündüğü isim olan Anthony Blinken, Türkiye için sözde stratejik ortak dedi. Blinken, stratejik yani sözde stratejik bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez çıkışı yaptı. Türkiye, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için Amerika'nın hedefi oluyordu. Hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası katsayla baş başa kalıyordu. Trump döneminde bu hamle gelirken Blinken daha da sertleşiyordu. Mevcut yaptırımların yarattığı etkiye bir bakıp görmeliyiz, daha sonra da daha fazlasına gerek olup olmadığına karar veririz. Geri çekilip baktığınız zaman ortaya şu tablo çıkıyordu. Hem seçimleri kaybeden Amerika Başkanı Trump hem de Türkiye, Rusya ile pozisyon aldığı için hedefe konulmaktaydı. Trump gelmeden önce başlatılan seçimlere Rusya hile karıştırdı iddiası tam 2 yıl sürdü. Savcı Robert Mueller 448 sayfalık rapor hazırladı. Hepsi pazarlık için kullanıldı. Cumhuriyetçiler Trump'ı o dönem harcatmadı ancak kongre baskını Bence derin devlet operasyonu Başkan Trump'ı yalnız bıraktı. Amaç da buydu ve hakkındaki dosyaların açılması için çok önemli bir koz verdi. Düne kadar uyarılarına rağmen Trump'ın yanında duran silah lobisinin önemli ismi Mitch McConnell, kongre baskını için Trump'ı suçlayarak çeteler yalanlarla beslendi, başkan ve başka güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar dedi. Amerikan senatosu çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın güçlü insanlar ve çeteler çıkışı Biden'la birebir aynı çizgideydi. Yani içeride Amerika'nın en tepesinde Trump'a, damadı Kushner'e ve onlarla birlikte yürüyen isimlere yapabilirlerse operasyon gelecekti. Verilen mesajların anlamı buydu. Trump'ta yanındaki isimler de yani Paul Manafort'tan Jared Kushner'e kadar herkes aynı sepete doldurulacaktı. Üyesi ya da işbirliği içinde oldukları özel Yahudi cemaatle hesaplaşmak isteyeceklerdi. 1775'ten beri çok aktif ve güçlü olan bu yapıyla bilek güreşi başlamış ve savaşa dönüşmüştü. Trump da damadı da etrafındakiler de bu oluşumun anlayışı doğrultusunda yürüyorlardı. Genellikle. Yoksa Kuşner kendi aklıyla Orta Doğu'yu dünyayı şekillendiriyor değildi. Bu mümkün de değildi zaten. Gelin biraz daha ayrıntı verelim. Koronavirüsten girelim, Kodak'tan çıkalım, 5G ile noktayı koyalım. Salgın başladıktan ve Amerika'yı sardıktan sonra Başkan Trump çıktı açıklama yaptı. Sıtma ilacı hidroksiklorokin virüse karşı işe yarıyor. Herkes bunu kullanabilir. Doktorlar da bunu rahatlıkla kullanabilir. Ne kaybedecekler ki? Yeterince, hatta fazlasıyla stoğumuz var. Uzaktan bakınca iyi niyetli bir çıkış ve çözüm arayışı gibi görülebilecek bir adımdı. Ancak gerçek öyle değildi. Dün de burada altını çizdiğim gibi çağa ayak uyduramayan Kodak Batman'ın eşiğine geliyordu. Damat Kuşner üniversiteden oda arkadaşı olan Adam Bohler'e kapıyı aralıyor ve International Development Finance Corporation'ın başına getiriyordu. Artık hem Filistin meselesi için hem hidroksiklorokin için hem 5G için para onlardaydı. 765 milyon dolar Kodak'a veriyorlardı. Amaç Trump'ın kullanın diyerek kapısını araladığı hidroksiklorokin üretmesi için. Blackstone gibi bir dev. 2 dolardan hisseleri satıyor, Karfunkel topluyordu. Şirket 92 milyondan 1,5 milyar dolara fırlıyordu. Ortadaki para büyüktü. George Carfunkel de 60 dolara çıkan hisselerden kazandığının bir bölümünü Chambers Israel adlı vakfa veriyordu. Bağış yaptığı para 180 milyon dolardı. Operasyon başladığında 2.13 dolar olan hisseler sıçramayla 9.63 dolara çıktı. Ardından 11.80'i gördü. Geri geldi, 7.94'e yerleşti. 18.43'e uçtu, herkes ne oluyor derken 60 dolara dayandı. Bu operasyona ilk karşı çıkan ve soruşturma isteyen Elizabeth Warren'dı. Ancak Carfunkel ve eşi Rini aldıkları parayla bağış da yaparak yürüyordu. Peki arkada kim vardı? Elbette Kuşner'in en yakın arkadaşı Adam Bohder, Akıl oydu. Orta Doğu'ya, şeyhlere gönderilen paralarda onun imzası olduğu gibi burada da vardı. Fakat sadece bunlarla mı sınırlıydı? Sanırım işin düğüm noktası bambaşka yerde bambaşka bir ortaklıkta gizliydi. Zaten bu adım bile dünya üzerindeki gerginliği, kamplaşmayı ve küresel oyunu anlatmaya yetiyordu. Amerika ve Başkan Trump Çin'le mücadele ediyordu. Görünürde her şey normal gibiydi. Hatta Trump'ın bazen sert tutum takınması bile işe yarıyordu. Ancak Amerika'da herkes bu görüşte değildi. Damat Kushner'in yakın arkadaşı Adam Bohlerse Filistin meselesi için para yağdırmakla kalmıyordu. Biden onaylarsa 2 milyar dolar da Endonezya'ya yollayacaktı. İmza atılmış onay bekliyordu. Ancak çok daha önemli bir nokta vardı virüse karşı hidroksiklorokin üretmeye başlayan ve 765 milyon doları 2012'den beri bitkisel hayatta olan Kodak'a akıtan Bohler, asıl parayı en büyük rakibi Çin'e veriyordu. Ekvador'da 5G altyapısı için bunu inşa etmesi için Çin'e 3,5 milyar dolar yolluyordu. Dahası var hatta. Ekvador için ve bazı noktalar için toplamda vereceği para 60 milyar doları buluyordu. Virüs, pandemi, hastalıklar, ölümden dönenler ve can verenler. Bir de Çin virüsü tanımı. Devam. Çinle savaşıyorlardı. Ancak gariptir. Çin'e hem teknoloji hem de para gidiyordu. Çok kişi bunu görmüyor, bilmiyor ve duymuyordu. İşte Biden'ın gelmesi, kongre basılması ve tansiyonun çıkmasının altındaki mücadele buydu. Eğer Joe Biden güçlü kalır, yoluna devam ederse Rusya üzerinden başlatılan rüzgar sert esecekti. Amerika kendi içinde kendi kaynaklarını kullanan, küresel oyun kuran bir Yahudi cemaati istemiyordu. Ancak rakip de çok mu çok güçlüydü. Amerika Çin'le mücadele ederken kendi kaynaklarını Çin'e akıtacak kadar güçlü bir yapı vardı. Nerede? Amerika'nın içinde. Trump'ta, nerede? Wilbur Rose'da yani Beyaz Saray'a yaklaşan hemen hemen herkes bu yapının gücüyle gidiyordu. Şimdi ne olacak? Bilemem. Ancak olaylara böyle bakarsanız her yerde olan biteni anlarsınız. Benim için mücadeleyi yazmak, kavgayı buraya taşımak, görmediklerinizi size ulaştırmak. Gerisi benim bileceğim hiç değil. Şundan emin olabilirsiniz. Rusya ile karşı karşıya gelme hali sürecektir. Biden gelir gelmez Putin Parkinson hastası yakında görevi bırakacak iddiası ortaya atıldı. Boşuna değildi yani. Hepsini bir araya getirip düşünün galiba mücadele yeni bir evreye girdi. Öyle görünmekte. Ergün Diler, Takvim Mehmet Barlas, ha Biden olmuş ha Trump, derin Amerika, başkana bakmadan yapacağını yapar. Joe Biden artık Amerika başkanıdır. Donald Trump ise eski başkandır. Dünyadaki bütün gözlemciler Biden'ın başkanlığının kendi ülkeleri için neler getireceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Aynı durum tabii ki bizim için de söz konusu. Ancak Biden'ın başkanlığının Türkiye'ye neler getireceğini tahmin etmeden önce Trump'ın bizim için ne anlam ifade ettiğini özetlemekte fayda var. Trump'ın bizim için farkı, bu kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu olumlu diyalogtu. Nitekim Trump, Biden'a eleştirirken onun Erdoğan'la kendisi gibi diyalog kuramayacağını iddia etmişti. Ancak bu diyalog Türkiye'ye ne getirdi ve Trump Türkiye'den ne götürdü hesaplamak gerekir. Hatırlayın Ajan Papaz Branson'ın Amerika'ya iadesi istenirken Trump'ın sözlerini. Türkiye'nin ekonomisini yerle bir edeceğini söylemişti ve gerçekten de dolar Türk lirasını ezdi geçti. Sonunda da Branson iade edildi. Burada teselli bulabileceğimiz tek şey, Trump'ın bransını isteme nedeninin yardımcısı evangelist Pence'i memnun etmek olduğudur. Ve sonunda Pence, Trump'a ihanet etmiş ve Biden'ın başkan olmasını onaylamıştır. Trump'ın Venezuela'ya karşı izlediği insafsız siyaseti de Türkiye asla onaylamamış ve her fırsatta Maduro'ya yardım etmiştir. Bu arada Türkiye'ye hava savunma sistemi verilmemesi yüzünden Rusya'dan S400 aldığımız için parasını ödemiş olmamıza rağmen F15'lerimiz bize verilmemişti. Ayrıca Trump'ın Dışişleri Bakanının veda ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Rum kesimine destek vermesini de unutmayalım. Yani Ha Trump Ha Biden. Amerika Amerikadır. Başkan kim olursa olsun derin Amerika bildiğini okur ve başka ülkelerin müttefik olsalar bile altlarını oyar. Ve Amerika silah satmak için gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesini görmezden gelip Suudi veliahtını bağrına basar. Mehmet Barlas, Sabah